Prese Canario'dan daha güçlü 10 köpek ırkını kulaktan kulağa aktarmak adına yine bu hafta burada toplaştık. Hepinize iyi seyirler. Prese Canario'nun yolculuğunda önemli bir rol oynayan yerin Kanarya Adaları olduğu biliniyor. Christoph Kolomb'un yanı sıra Kanarya Adaları bazen kendi köpeklerini yanına alan ve daha sonra onları yine kendi maceralarına sürükleyen ve gittiği limanların yerli köpekleriyle çiftleştiren diğer gezginler için çok önemliydi bu. İyi ki de böyle oldu. Ya da ise Prese Canario ile tanışabilir miydik? Özellikler arasında sayabileceğimiz 66 santim yüksekliğe uzanmaları ve 64 kilogram ağırlıklara kadar çıkabilmeleridir. Diğer yandan kişilikleri baskınlık ve bağımsızlık üzerine kuruludur. Bu köpeklerin çene kuvvetleri 540 psi'ye kadar ulaşır ve 1000 kilo kadar bir şeyi bir yerden diğer yere kadar sürükleyebilir. Bu nedenle dünyanın en güçlü ırklarından biri oldukları için zarar verme potansiyeline fazlasıyla sahiptirler. Ancak daha güçlü olduğu için ortaya çıkan başka ırklar da vardır. Biz de bunlardan bir tanesiyle başlıyoruz. Borble. Bazı yetiştiriciler bu cinsin 850 PSI'den fazla ısırabildiğini söylüyor. Ancak yapılan testler 450 PSI'yi gösteriyor ki bu da oldukça fazladır. Borble daha ağır ve Prese Canario'dan daha fazla kas kütlesine sahiptir. Bu anlamda da daha güçlü bir ırktır. Alabay. Alabay kurtları görgü kurallarıyla değil, dillere destan gücüyle yendi. Bu köpekler ise Prese Canario'dan daha büyük ve ısırma kuvvetlerinin 650 PSI'yi aşabileceği düşünüyor. Dogo Argentino. Dogo Argentino ile avı arasında kimsenin girmesine imkan yoktur. Çünkü inanılmaz güçlü çeneleri vardır. 500 PSI ısırma kuvveti var. Bu mu daha güçlü diyebilirsiniz. Ama bu ırklar çok büyük ve bu gücün hepsini maksimum düzeyde kullanıyor. Kafkas Çoban Köpeği. Çok inatçı ve baskın bir doğaya sahip olan Kafkas Çoban Köpekleri, akılları acaba insanlar bu cinsi yeterince evcilleştiremedi mi gibi düşüncelere getiriyor. Böyle görünmesine karşın aslında tam öyle değillerdir, uysallardır. Lakin tanımadıklarına karşı biraz kontrolsüz oluyorlar. 700 PSI çene kuvvetleri de vardır. İngiliz Mastiff. İngiliz Mastiff'leri vücut kütlesi yani boy kilo endeksi açısından dünyanın en büyük köpek ırkları olarak kabul edilir. Ancak bununla da kalmaz, çene kuvvetleri 550 PSI'nin üzerindedir. Onlar yüzyıllardır mülklerini veya sahiplerini tehdit eden herhangi birini alt etmek için yetiştirilmiştir. Tosa Inu. Tosa Inu ilginç bir özelliği bünyesinde barındırıyor. O da şu ki, ağırlık çekme gücünün tüm ırklardan daha fazla kilolara erişebileceği düşünülüyor. Çene kuvvetleri 550 PSI'ye kadar çıkabilir. Tamamen yetiştirme amacı maalesef ki dövüştürmek içindir. Vücudunun tüm kapasitesini mükemmel bir şekilde nasıl kullanacağını biliyor ve tüm bunları yaparken çok sakin olma özelliğini taşıyor. Bu da onu Prese Canario'dan daha tehlikeli ve güçlü kılıyor. Fransız Mastiff. Prese Canario'dan daha yumuşak bir yapıya sahip olmasına rağmen bu listedeki birçok cins köpek gibi Fransız Mastiff'in de zarar verme gücüne sahip olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca Prese Canario'dan daha fazla çene kuvvetine sahiptir. O da 560 PSI. Son derece güçlü ve korkusuz bir bekçi köpeğidir. Cane Corso. Cane Corso'lar şaşırtıcı bir şekilde Prese Canario'lardan daha hafif vücuda sahiptir. Ancak ısırma kuvvetleri tam 700 PSI'ye ulaşır. Bu köpeklerin Latince adı koruma anlamını taşır ve sahip olduğu gücü kullanmış olsa insan vücuduna ciddi zararlar verebilir. Bando. Gün boyunca Bandog zincirinin serbest olduğunu düşünürsek, bahçede özgür haldeyken gece evinize ilişmeye çalışanın vay haline. Adının anlamını Napolitan Mastiff'ten mi, Bulldog'dan mı yoksa herhangi bir Mastiff'ten mi alıyor bilinmez. Ama gücünü onlardan aldığı kesin ve sonuç 730 PSI bir çene kuvveti. Kangal. Bu köpeklerin gücü şu alanlarda daha çok sarf ediliyor. Ülkemizde veya yurt dışında besi hayvanlarını gütmek, mal ve mülklerin korunmasına bekçilik etmek gibi. Dünya üzerinde en güçlü ısırma kuvvetine sahip köpek Kangal'dır. 743 PSI'lik bir çene kuvveti vardır. Prese Canario dahil tüm köpek ırklarından daha güçlü kabul edilir. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi at safhada olan bir video olmuştur. Kanala vermiş olduğunuz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz katıl özelliğini aktif edebilir, bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın ve güçlü kalın.